Merhabalar, homositeini duymuşsunuzdur. Özellikle kalp damar tıkanıklığı ve kalp damar hastalarında kalp krizini belirlemek için kullanılan bir kan tetkik. Günlük tetkiklerde pek kullanılmaz ama biz genellikle tercih ederiz. Kendisi bir aminoasit türevi ve metiyoninden sentezleniyor. Ve glutatyon denilen vücudun en güçlü antioksidanın sentezine katkıda bulunduğu için önemli. Yani bizi vücuttaki hastalıklardan koruyan en güçlü maddenin oluşturmasına yardımcı. 12-15 sınır, 15'in üzerinden itibaren risk artıyor. Ne kadar artarsa risk de o kadar yüksek demek. Özellikle kalp krizi ve kalp yetmezliği açısından. Tabii biz burada yeni ne söyleyeceğiz? Biraz sabrederseniz bu konudaki şaşırtıcı gelişmeyi size aktarmak istiyorum. Fakat öncelikle herkesin söylediği gibi B6, B12 ve folat, homocysteine düzeyinin eksik olduğu zaman yükselmesine katkıda bulunuyor. Fakat bunun yanında erkek cinsiyeti, ilerleyen yaş, obezite, sigara, kahve, alkol ve magnezyum eksikliği, bakın magnezyum eksikliği gene karşımıza çıktı. Böbrek bozuklukları, hipotiroidi ve sedef hastalığında da homositein düzeyi yükseliyor. Yükselmesi bizim için iyi değil. Buna karşın düşmesi gerekiyor. Düşmesi için ne yapabiliriz derseniz, hani klasik yöntemleri söylediğimiz zaman et ürünlerinden, işlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız ama bakın tek başına egzersiz bile homositein düzeyinizi düşürüyor. Ve tabii ki folat, B12 ve B6 depolarınızı doldurmanız gerekiyor. Bunun yanında da nakta özellikle homositein düzeyinin yüksekliğini düşürmesine katkıda bulunuyor. Tabii bizim önemsediğimiz şey kalp krizi ve kalp yetmezliğinde bir risk faktörü. Arttığı müddet içerisinde gerçekten ciddi bir risk oluşturduğu çok büyük çalışmalarda gösterilmiş durumda. O yüzden homositein düzeyine biz bakıyoruz. Fakat bunun yanında kanserden başlayarak beyindeki dejeneratif hastalıklar, Alzheimer, böbrek hastalığı, göz hastalığı ve bunun yanında osteoporoz ve hatta gebelik komplikasyonlarında bile yüksek olduğu görülmüş. Benim burada her zaman için dikkatimi çeken ve önem verdiğim konu şudur. Batılaşmaya bağlı damar hastalıklarında da mutlaka homositein düzeyine bakarım ben. Ve dolayısıyla bizim aklımızda olan bir tetkik. Peki ne değişti? Bakın 2021 Nisan ayında Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde büyük bir genetik çalışma yayınlandı. Çok ciddi ve güçlü bir çalışma bu. Ve bu genetik çalışma sonucunda homositein yüksekliğiyle kalp damar hastalığı riski arasındaki ilişki maalesef gösterilemedi. Herhangi bir şekilde homositein düzeyinin kalp damar hastalığı, kalp krizi üzerinde bir etkisi olmadığını söylediler. Ve biz de çok şaşırdık. Bakın. Tıp gelişiyor, bilim de gelişiyor ama asıl önemli olan bu ve biz bu sonucu beklemiyorduk. O yüzden bekleyeceğiz ve acaba ne gibi yeni çalışmalar yapılacak bunu destekleyeceğiz, onu göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalınız.